Merhabalar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı yaprak sarması tarifimi tencereye farklı bir dizme yöntemiyle göstereceğim. Tarifimin yapılışına geçiyorum. Yaprağımı haşlamakla başlıyorum. Tenceremi biraz geçecek kadar su koyduktan sonra ocağımın altını yaktım ve suyumu kaynamaya bırakıyorum. Suyum kaynamaya başladıktan sonra yaprağımı içine atıyorum. Daha sonra şöyle hafif bastırarak suyun üzerine de geçmesini sağlıyorum. Azar azar 1 kilo kadar yaprağımı sırayla haşlayarak süzgecime alıyorum. 1 kilo taze asma yaprağımı güzelce suda haşladıktan sonra soğuk suda iyice yıkadım. Dilerseniz bu işlemi tam tersi önce yaprağımızı yıkayıp sonra haşlayarak da yapabiliriz. Şimdi sarma içimi hazırlamaya başlıyorum. İlk olarak 4 su bardağı pirincimi güzelce yıkadıktan sonra karıştırma kabımı aldım. İçine 1 su bardağı zeytinyağımı ekliyorum. Dolu dolu 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet büyük boy kuru soğanımı ilave ediyorum. 1 kase dolusu rendelenmiş domates koyuyorum. Ben yazın domates rendesini sarma içinde biraz daha fazla kullanıyorum. Yarım demet taze nane koyuyorum. Yarım demet dereotu koyuyorum. Ve yarım demet de ince doğranmış maydanozumu ilave ettikten sonra üstüne 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı da tuz ilave edip baharatlarımı eklemeye başlıyorum. Birer tatlı kaşığı karabiber, kuru nane ve kırmızı biberimi de ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Sarma içimi güzelce karıştırarak hazırladıktan sonra artık yaprağımı sarma işlemine geçiyorum. Ben sarma içi yaparken bol yeşillik kullanarak hazırlıyorum ve domatesimi biraz daha fazla kullanıp salçamı azaltıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Artık sarma işlemine geçebilirim. Şöyle yaprağımı alıp kök kısmını kopardıktan sonra sizlere daha iyi gösterebilmek için yaprağı kendime doğru çeviriyorum. Ve içini bolca koyup sarmaya başlıyorum. Yaprağımın kök kısmını kopardıktan sonra kendime doğru çevirdim ve içine bolca koyduktan sonra sarmaya başlıyorum. Bütün yapraklarımı böyle sararak hazırlıyorum. Yapraklarımın tamamını bu şekilde sararak hazırlıyorum.
sonra şimdi sizlere sarmalarınızın açılmaması için tencerede farklı bir dizme yöntemini göstereceğim. İlk olarak böyle yırtılmış olan yapraklarımı pişerken sarmalarımın dibine tutmaması için tenceremin dibine koyuyorum. Sarmamın dibine tutmaması için asma yaprağıyla dibini besledikten sonra dik bir şekilde tek tek yapraklarımı tencereme dizmeye başlıyorum. Sarmalarınızı tencereye böyle dik bir şekilde dizerek pişirdikten sonra inanın hiç açılma olmayacaktır. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten piştikten sonra sizlere de göstereceğim. Bütün sarmalarımı tencereme dik bir şekilde dizerek tenceremi dolduruyorum. Sarmalarımızı tencereye yerleştirirken açılma olmaması için sık sık yerleştirelim. Son yaprağımı da boş bulduğum bir yere yerleştiriyorum. Sarmalarınızı tencerenize dik dik ve sık bir şekilde yerleştirdiğiniz zaman piştikten sonra sarmanızda hiç açılma olmayacaktır. Şimdi artık tenceremi ters çeviriyorum. Yemeğimin son malzemelerini de ekliyorum. 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ve üzerine biraz geçecek kadar su koyuyorum. Yeteri kadar suyumu da ekledikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Artık sarmamı kısık ateşte 40-45 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Yaprak sarmam kısık ateşte ocağımda 45 dakikada pişti. Hemen sizlere yuvarlak bir borcama ters çevirip göstermek istiyorum. Tencerenize yaprağınızı bu şekilde dizerek hazırladığınız zaman hiç açılma olmayacaktır. Şöyle size bir tanesini yakından göstermek istiyorum. Bakın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.